14,4 gram demir iki oksit katısı ile ilgili aşağıda verilen ifadelerden hangisi yanlıştır diye sorulmuş arkadaşlar. Şimdi A seçeneğinde diyor ki 2 moldür. Bir maddenin gramından molünü bulmamız yani bulmamız gerekiyorsa şunu yapmamız lazım. Bu maddenin öncelikle mol kütlesini yani a'sını hesaplamamız gerekir. Bu maddemizin MA'sı demir 56. Oksijen 16. Birer tane olduğu için 56 ile 16'yı topladık 72 yaptı. O zaman şöyle yapabiliriz. Bakın mol eşittir kütle bölü mol kütlesi formülünü kullanabilirsiniz. Kütlemiz 14,4 bölü mol kütlemiz 72. Evet bölersek bu işlemin sonucu 0.2 mol çıkar. A seçeneğimiz doğru. B seçeneğinde diyor ki 0.4 mol atom içerir. Arkadaşlar atom diyorsa yapmanız gereken işlem şudur. Maddenin molünü alıp içerideki atomlarla çarpacağız. Bakın 1 1 daha 2. Atom sayısı 2 olduğu için 0.2 mol çarpı 2'den evet burada 0.4 mol atom vardır. B seçeneğimde doğru. C seçeneğinde 11.2 gram demir içeri demiş. Bakın sadece demiri sorduğu için şöyle yapacağız. Bu sayıyı alıp öncelikle demirle çarpıyoruz. Yani 0.2 mol çarpı 1. Demirin sayısı 1 olduğu için. Burada 0.2 mol demir atomu vardır. Şimdi oradan da gramına geçmek istiyorsak bakın şu parantez içini kullanacağız. Yani bunun anlamı nedir? 1 mol demirin kütlesi 56 gramdır. Peki bizim elimizde ne kadar demir var? 0.2 mol demir var. 0.2 mol demir acaba kaç gram olacaktır? Buradan x eşittir 56 çarpı 0.2'den bu işlemin sonucu 11.2 gram çıkacaktır. C seçeneğim de doğrudur. D seçeneğinde diyor ki 1,204 çarpı 10 üzeri 23 tane oksijen atomu içerir. Bakın burada oksijeni sorduğu için öncelikle bileşiğin molünü alıp oksijenle çarpıyorsunuz. Yani 0,2 mol çarpı 1'den burada 0,2 mol oksijen atomu bulunur. Molü de taneye çevirmemizi iste, istemiş seçenekte. Şunu söyleyebilir miyiz? Bakın 1 mol 6,02 çarpı 10 üzeri 23 tanedir. O zaman 0.2 mol acaba kaç tane yapar? Buradan y eşittir 0 .2 çarpı 6 0.2 çarpı 6,02 çarpı 10 üzeri 23. Evet 0.2 öncelikle 6 ile çarp yani şöyle yapalım. 6,02 önce 2 ile çarpsanız 12,04 yapar. Daha sonra 10'a bölerseniz hani 0,2 olduğu için bu işlemin sonucu 1,204 çarpı 10 üzeri 23 tane çıkacaktır. O zaman D seçeneğinde doğru. E seçeneğinde diyor ki normal koşullar altında 4,48 litre hacim kaplar. Arkadaşlar normal koşullar altında sadece gazların 1 molü 22,4 litre hacim kaplıyordu. Şimdi bu maddemiz katı olduğu için buna herhangi bir denklem falan filan kurmanıza gerek yok. Direkt yanlış diyorsunuz. Çünkü gazların 1 mol 22,4'tür. Katı, sıvı ya da sulu çözeltiler için bu bir ifade doğru değildir. Yanlıştır. Yani şöyle yapmıyorsunuz burada. İşte 1 mol 22,4 litre ise 0.2 mol acaba kaç litre yapar diyemezsiniz. Bakın böyle bir denklem kurmanızın mümkünatı yok. Çünkü maddeniz katı. Bu denklemi kurabilmeniz için maddenizden tekrar söylüyorum gaz olması lazım. Yani cevabım E seçeneği olacaktır. Yukarıdaki maddelerin içerdikleri toplam atom sayıları arasındaki ilişki hangi seçenekte doğru verilmiştir diye sorulmuş arkadaşlar. Şimdi birinci ifademizde diyor ki 1 mol oksijen atomu içeren diazot pentoksit gazı. Şimdi arkadaşlar şunu söyleyebilir miyiz? N2O5. Şimdi oksijenin bakın 1 mol olduğu söylenmiş. Şimdi kat, sayı, kat sayısı demeyeyim de altındaki sayı 5 olan maddemiz 1 mol ise yani kaç katı? 0.2 katı. O zaman bu maddemizi de 0.2 ile çarparsak. 0.4 molde azot vardır diyebiliriz. En kısa yoldan böyle yapabilirsiniz. Yani bu tabi burada bileşiğin molünü bulabilirsiniz. Oradan azota geçip azotu ve oksijeni ayrı ayrı hesaplayabilirsiniz. Ama bakın nedir? Altında 5 olan maddenin 1 mol olduğu söylenmiş. 5'e bakın altında 5 olan maddemiz 1 mol ise altındaki sayı 2 olan maddemiz kaç moldür deyip buradan x eşittir 2 bölü 5'ten 0.4 mol bulabilirsiniz. Yani bu şekilde de yapabilirsiniz. Burayı temizliyoruz, siliyoruz. O zaman burada toplam ne kadar atomumuz var? Topladık bu iki değeri. 1.4 mol atom var. Onu da istiyorsanız hani sayı dediği için taneye çevirebilirsiniz ya da direkt molden de kıyaslama yapabilirsiniz. Sonuçta molle atom sayısı doğru orantılı olacak. Yani bunu İstiyorsanız şöyle de yazabilirsiniz. Molün üzerine çizip 1, 4 a tane atom diyebiliriz. Şimdi ikinci yargımızda diyor ki 3.2 gram metan gazı. Öncelikle mole çevirelim. İşin içerisinde gram varsa öncelikle MA bulalım. Karbon 12. Hidrojen 1 kere 4'ten 4. Topladınız 16 yaptı. O zaman şöyle yapıyorum. N eşittir M bölü MA diyorum. 3.2 bölü MA da 16. 0.2 mol çıktı. Şimdi elinizde 0.2 mol metan var. Atom dediği için maddenin molünü biliyorsanız yapmanız gereken işlem şu. Maddenin molünü alıp içerideki atomların sayısıyla çarpıyoruz. 4, 1 daha 5. Yani 0.2 mol maddenin molü içerideki atom sayısı 5 olduğu için 5 ile çarptık. Demek ki burada 1 mol atom var. 1 mol demek de en tane demektir. Üçüncü yargımızda normal koşullarda 11.2 litre hacim kaplayan karbon monoksit gazı denilmiş. Öncelikle yine bunu mole çeviriyoruz. Bütün gazların 1 molü normal koşullarda 22,4 litre ise acaba kaç mol? 11,2 litre hacim kaplar. Buradan x eşittir. 11,2 bölü 22,4 böldük. 1 bölü 2'den 0,5 mol çıktı. Şimdi arkadaşlar atoma geçmek istiyorsak yine ne yapacağız? Maddenin molünü alıp içerideki atomların sayısıyla çarpıyoruz. 0.5 mol çarpı bakın 1, 1 daha 2. Evet buradan çarptığımızda 1 mol atom çıkacaktır. Şimdi 1 mol atom demek de en a tane atom demektir. O zaman şöyle olacak mıdır bakın 1,4 yani birincisi büyük oldu. NA NA bunlar da eşit o zaman 2 ve 3 eşit. Yani cevabımız A seçeneği çıktı arkadaşlar. Eşit kütlelerdeki karbon monoksit, azot ve C4H8 gazları için yargılarından hangileri doğrudur diye sorulmuş arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar öncelikle kütleden başladığı için şöyle yapalım. Bu maddelerimizin mol kütlesini yani MA'sını hesaplayalım. Bakın MA için şöyle söyleyelim. Karbon 12. Oksijen 16. Topladık 28 yaptı. Azot için de şöyle söyleyebiliriz. Bakın buradaki MA için. iki tane azot var. 2 çarpı 14'ten 28 yaptı. Üçüncü maddemiz için de C4H8 denilmiş. Şimdi karbon 4 tane var. 4 kere 12, 48. Hidrojen 1 çarpı 8'den 8. Topladınız 56 yaptı. Bunlar 1 molünün kütlesi. MA dediğimiz. Şimdi bunları şöyle düşünelim. Mesela 3'ünün de hani eşit kütlede demiş ya, 56 gram olduğunu düşünelim. 56 gram bu maddeden aldım. 56 gram bu maddeden aldım. 56 gram da bu maddeden aldım. Bakın 1 mol 28 de o zaman 56 olabilmesi için 2 mol olması lazım. 1 mol 28 de 56 olabilmesi için 2 mol alınması lazım. 1 mol 56 idi o zaman 56 aldığımıza göre 1 mol oldu. Birinci yargımızda diyor ki molekül sayısı en küçük olan bu maddemizdir. Doğrudur çünkü Molekül sayısı mol sayısı ile doğru orantılıdır. Bakın molü en küçük olan bu maddemiz olduğu için molekül sayısı da en küçük bu maddemizde olacaktır. İkinci yargımız da aynı koşullarda karbon monoksit ve azot gazlarının hacimleri eşittir demiş. Bakın bu maddelerimizin molleri eşit. Eğer maddeler aynı koşullarda bulunuyorlarsa hacimleriyle moleleri molleri doğru orantılı olacağı için molleri eşitse hacimleri de eşittir. İkinci ifademiz de doğrudur. Üçüncü ifademizde azot gazının atom sayısı karbon monoksit gazının atom sayısından küçüktür demiş. Şimdi atom sayısı dediğinde şöyle yapacağız. Maddenin molünü alıyoruz ve içerideki atom sayısı ile çarpıyoruz. Bakın burada 2 var. Yani 2 mol çarpı 2'den burada 4 mol atom var. 2 mol çarpı bakın 1 1 daha 2. 1 karbon bir de oksijen. 2 mol çarpı 2'den burada da 4 mol atom var. Arkadaşlar atomların molleri eşitse atomların sayısı da eşittir. Yani o zaman bu ifademiz yanlıştır. Buna göre cevabımız 1 ve 2. Yani C seçeneği olacaktır. 0.4 mol verilen bu molekül ile ilgili bazı bilgiler burada verilmiş. Buna göre bu bileşin molekül formülü ve mol kütlesi aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir diye sorulmuş arkadaşlar. Şimdi birinci ifademizde diyor ki toplam 24,08 çarpı 10 üzeri 23 tane atom. Arkadaşlar bu sayıyı mole çevirirsek bakın 1 mol 6,02 çarpı 10 üzeri 23 tane ise kaç mol? 24,08 çarpı 10 üzeri 23 taneye eşit olur. Buradan x eşittir. 24,08 çarpı 10 üzeri 23 bölü 6,02 çarpı 10 üzeri 23. 10 üzeri 23'ler birbirini götürdü. 24,08 6,02'ye bölersek buradan 4 mol atom olur. Şimdi arkadaşlar maddemiz 0,4 mol içerisindeki atom sayısı 4 çıktı. Yani 0,4 mol XA YB'de 4 mol atom varsa maddemizin 1 molünde acaba ne kadar atom vardır? Buraya da A mol atom diyelim. Buradan A eşittir 4 bölü 0,4'ten 10 mol atom yapar. Yani bu bizim ne işimize yarayacak? Maddemizin içerisindeki atomların sayısının toplamı 10 olacak. Yani şöyle söyleyeyim bakın 4'e 6, 10 olabilir. 3'e 1, 4 olmaz. 2'ye 1, 3 çıktı toplam olmaz. 6'ya 2, 8 çıktı olmaz. 3'e 2, 5 olmaz. Bakın sadece bu bilgiden de aslında cevaba ulaşabiliyoruz. Ama şunu da yapalım. Diğer bilgiyi nasıl kullanacağız? Yani seçeneklere gitmedik diyelim. 19.2 gram x elementi diyor. Şimdi şu gramı mole çevirelim. Nasıl çevirebiliriz? Mol eşittir. Kütle bölü mol kütlesi. X'in kütlesi 19.2 bölü mol kütlesi de 12. 19.2'yi 12'ye bölersek buradan 1.6 mol çıkar. Şimdi arkadaşlar bakın maddemiz 0.4 mol XAYB. İçerisindeki x'in mole 1.6. Yani maddenin molünden x'in mole nasıl geçiyorsunuz? Maddenin molünü alıp x'in sayısıyla çarpıyorsunuz. Yani 0.4 mol çarpı a'dan burası 0.4 a yapar. Burası işte 1.6'ya eşit olacakmış. 0.4 a eşittir 1.6 ise buradan a eşittir 4 çıkacak. Bakın a 4 hani toplamı da 10 olacaktı ya. O zaman 7 6 olacak. x 4 Y6 oldu. Mol kütlesi bakın X12. 12 çarpı 4'ten 48. Y1 6 kere 1'den 6. Topladık burası da 54 çıkacaktır. Yani cevabımız zaten dediğimiz gibi A seçeneğidir arkadaşlar. 30.6 gram X2O3 bileşiğinde 0.6 mol X atomu bulunduğuna göre X atomunun mol kütlesi kaç gramdır diye sorulmuş arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar bakın bu maddemiz bakın maddenin kendisi 1 mol olsaydı 1 mol X2O3'ün içerisinde 1 çarpı 2'den 2 mol X atomu olurdu. Acaba bu maddemiz kaç mol olursa? A mol x 2 o 3'te 0.6 mol x atomu varmış. Yani bu bilgiyi kullanarak öncelikle bileşin molünü bulmaya çalışıyorum. Buradan A eşittir 0.6 bölü 2'den 0.3 mol çıkar. Şimdi maddenin molünü buldum. Maddenin gramını da biliyorum. O zaman maddenin mol kütlesini hesaplayalım. Yani maddemizin 0.3 molü 30.6 gram ise bu maddemizin 1 molü yani m a'sı acaba kaç gramdır? Buradan b eşittir. 30.6 bölü 0.3 Et evet, virgülleri atta 306 bölü 3 olarak yazabiliriz. 306'yı da 3'e bölersek 102 yapar. Evet mol kütlesini bulduk. Bakın bir maddenin mol kütlesini elementler üzerinden nasıl hesaplıyorduk? Şöyle diyorduk. Burada 2 tane x var. 2x artı 3 tane de oksijen var. Ve toplamımız 102 olacak. Evet oksijenin atom kütlesini biliyoruz. Yerine yazarsak bakın 2x artı burası 3 çarpı 16 eşittir 102. Burası 48 yapar. Karşıya atarsak 2x eşittir 102. Eksi 48'den 2x eşittir 54 çıkar. Ve buradan x eşittir 27 olur arkadaşlar. Yani cevabımız D seçeneği olacaktır. Yukarıda XO3 bileşiğinin kütle mol sayısı değişimine ait grafik verilmiştir. Buna göre X elementinin atom kütlesi kaç gramdır diye sorulmuş arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar bu grafikte istiyorsanız bu noktayı, istiyorsanız bu noktayı kullanabilirsiniz. Biz bu noktayı kullanacağız. Öncelikle onu belirtelim. İsteyen yukarıdaki noktayı da kullanabilir. Şöyle yapalım. Bu maddemizi bakın 0.3 molünün kütlesini biliyoruz. Acaba 1 molü kaç yapar? Yani 0.3 molü 24 gram ise bu maddemizin 1 molü yani 1 mol demek de MA demektir. 1 molü acaba kaç gramdır? Buradan A eşittir 24 bölü 0.3. E 0,3'ü istiyorsanız 3 bölü 10 yazıp yukarıya atabilirsiniz. Yani onunu 240 bölü 3 yapacaktır. O da 80 olarak çıkacaktır sonucumuz. Yani maddemizin bir molünün kütlesini yani M A'sını bulduk 80. Peki bir maddenin M A'sını nasıl hesaplıyorduk? Bakın M A eşittir. Bir tane X var. 3 tane de oksijen var. Ve toplamımız 80. Oksijeni biliyoruz 16 getirip yerine yazarsak. X artı 3 çarpı 16 eşittir 80. 3 16 ile çarparsanız 48 yapar. Karşıya atarsanız eksi olarak geçer. X eşittir 80 eksi 48'den bu işlemin sonucu 32 olarak çıkar arkadaşlar. Yani cevabımız C seçeneğidir. Florun bağlı atom kütlesi 19 ve Avogadro sayısı 6,02 çarpı 10 üzeri 23 olduğuna göre 76 bölü 6,02 çarpı 10 üzeri 23 değeri aşağıdakilerden hangisine eşittir diye sorulmuş arkadaşlar. Şimdi birinci ifademizde diyor ki flor atomu bir tane flor atomunun kütlesi. Şimdi arkadaşlar flor 19'muş. Bakın şu. Şimdi bunun anlamı şöyle söyleyebiliriz. 1 mol flor 19 gramdır diyebiliriz. Peki 1 mol flor yerine ben hani 1 mol demek 6,02 çarpı 10 üzeri 23 tane flor 19 gram desem herhangi bir sıkıntı olur mu? Olmaz. Yani şu yukarıdaki ifade ile aşağıdaki ifade aynı. O zaman bir tane flor acaba kaç gram yapar? Şimdi A seçeneğindeki verilen ifadeyi hesaplayalım. Buradan x eşittir. 19 bölü 6,02 çarpı 10 üzeri 23 yaptı. O zaman bu ifademiz yukarıdaki ifadeyle aynı değil. İki tane flor molekülünün kütlesi demiş. Şimdi arkadaşlar B seçeneği için şunu söyleyebiliriz. Bakın flora dedik ki 19. O zaman flor molekülü olursa F2 olursa kaç olur? 19 çarpı 2'den 38 olur. Peki ben bunun içinde şunu söyleyebilir miyim? 1 mol flor 38 gramdır diyebilirim. Peki 1 mol yerine şu sayıyı yazabiliyor muyduk? 6,02 çarpı 10 üzeri 23 tane flor molekülü 38 gramdır desem yine herhangi bir hata olmaz. Peki 2 tane flor molekülü acaba kaç gramdır? Evet buradan y eşittir 2 çarpı 38 bölü 6.02 çarpı 10 üzeri 23. 2 38 ile çarparsanız 76 yapar aşağısı ise 6,02 çarpı 10 üzeri 23'tür. O zaman bakın bu değeri bulduk mu? Bulduk. Demek ki aradığımız cevap bu. Tabi şöyle yapalım. Hocam diğer seçeneklere de bak saydık iyi olur diyen Jack arkadaşlar için devam edeceğim. Diğer seçenekleri de tabi ki çözeceğiz. Ama cevabımız B. İsteyen burada hani anladım diyorsa e, devamını dinlemeyebilir. O şekilde belirtelim. Şimdi diyor ki 1 mol flordaki molekül sayısı. Arkadaşlar bir madde 1 mol olursa içindeki molekül sayısı kaç olur? 6,02 çarpı 10 üzeri 23 tane olur. Yani CHD bahsettiği ifade buna denk geliyor. 4 gram flordaki molekül sayısı. Bakın flor molekülü olduğu için ben yukarıda şöyle bir şey söylemiştim. Şurada. bakın. Maddemiz 38 gram iken maddemiz 38 gram iken içerisindeki molekül sayısı 6,02 çarpı 10 üzeri 23 tane. Eğer maddemiz 4 gram olsa acaba içindeki molekül sayısı kaç tane olur? Z tane dedim buradan içler dışlar yaptım. O zaman Z eşittir 4 çarpı 6,02 çarpı 10 üzeri 23 bölü 38. Buradan şöyle yapabilirim. Bakın 4, 4 ile 38'i e yani 2'ye bölecek. Burası 2. Burası 19 olur. O zaman 2'yi şuraya çarparsam 12,04 çarpı 10 üzeri 23 bölü 19 gibi bir sayıya denk geliriz. Yani bizim aradığımız cevap değil. 4 gramda 4 gram flordaki atom sayısı. Şimdi arkadaşlar, bir önceki yani D seçeneğinde zaten 4 gram flordaki molekül sayısını bulduk. Bakın şurada. Peki atom dediğinde ne yapıyorduk? Madde'nin bakın sayısını alıp içerideki atom sayısıyla çarpabilirsiniz. Yani şöyle söyleyelim: 12,04 çarpı 10 üzeri 23 bölü 19 çarpı 2 içerideki atom sayısı 2 olduğu için. Yani bu işlemi de yaparsak. 24 08 çarpı 10 üzeri 23 bölü 19 şeklinde bir sayı buluruz. Yani bizim aradığımız alakası yok. Burada cevabımız daha önce de belirttiğimiz gibi B seçeneği olacak arkadaşlar. Verilen bu gazlardan oluşan bir karışımın 0.5 molünde toplam 2.1 mol atom vardır. Buna göre karışımdaki diazot trioksit gazının molce yüzdesi aşağıdakilerden hangisidir diye sorulmuş arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar karışım problemlerinde genellikle biz iki bilinmenin iki denklem oluşturuyoruz. Yani ne demek istiyoruz? Mesela elimizde x mol diazot monoksit y mol de diazot trioksit olsun. Şimdi ben maddelerin toplam molünün 0.5 olduğunu biliyorum. O zaman x artı y eşittir 0.5. Şimdi ikinci ipucumuz ne? Atomların molü verilmiş. Şimdi arkadaşlar ne yapıyoruz atomların molüne geçerken? Şuradaki sayıyı alıp içerideki atom sayısıyla çarpıyoruz. Bakın 2 1 daha 3. Yani x mol ya da direkt uzatmadan x'i 3 ile çarptık. 3 x mol atom var burada. Buradaysa y çarpı bakın 2, 3 daha 5. Y'yi 5 ile çarptığınız 5 y mol atom var. Şimdi atomların toplam molünün 2.1 olduğu söylenmiş. Yani 3x artı 5 y de 2.1 olacak. Şimdi iki bilinmeyen iki denklem oluşturduk. Burada yapmamız gereken işlem şu. X ya da y'den birini yok etmek. Yani x'i yok edebiliriz. Yukarıya eksi 3 ile çarpıyorum. Yani yukarısı eksi 3x eksi 3y 0,5 eksi 3 ile çarparsanız eksi 1,5. Aşağıda herhangi bir değişim yok. 3x artı 5y eşittir 2,1. Taraf tarafa topladım. X'ler gitti. 5y'den 3y'yi çıkarırsanız 2y kalır. 2,1'den 1,5'ı çıkarırsanız 0,6 kalır. Buradan y eşittir. 0.3 olarak çıktı. Şimdi biz y'yi bulduk. Zaten bakın soruda da bu maddemizin molcu yüzdesini soruyor. 0.3 mol olarak bulduk. Şimdi toplam molünü 0.5 0.5 molde 0.3 mol ise yüzde kaçtır? Buradan a eşittir. 100 çarpı 0.3 bölü 0.5. Et virgülden kurtardım ikisini de. Daha sonra 5 ile 100'ü sadeleştirdim. Yukarıda 20 kaldı. 20'yi de 3 ile çarptım. Bu işlemin sonucu %60 oldu. Yani C seçeneğidir arkadaşlar. 0.2 mol metan ve 40.8 gram x2o3 karışımında toplam 3 mol atom bulunmaktadır. Buna göre bir tane x atomunun kütlesi kaç gramdır diye sorulmuş arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar şöyle yapalım. Bakın 0.2 mol metan ile diğer maddemizin molünü bilmiyoruz. Ben onun molüne a mol diyeceğim. A mol x2o3 olsun. Şimdi diyor ki burada toplam 3 mol atom var. Arkadaşlar maddenin molünden atomun molüne nasıl geçersiniz? Maddenin molünü alıp içerideki atom sayısıyla çarparsınız. Yani 0.2 mol çarpı 4 bir daha 5. 5 ile çarptınız. Burası 1 mol atom yaptı. A'yı aldım. içerideki sayıyla çarptım. Yani A mol çarpı 3, 2 daha 5. Burası da 5 a mol atom yaptı. Ne diyordu soruda? Toplam 3 mol atom bulunmaktadır. O zaman ben şu iki değeri toplayacağım ve 3'e eşitleyeceğim. Yani 1 artı 5 a eşittir 3. 1'i karşıya attım. 2 kaldı. 3'ten 1'i e çıkardık 2. Buradan a eşittir 0.4 mol oldu. Şimdi maddenin molünü buldunuz. Peki bu bizim ne işimize yarayacak? Bu bizim şu işimize yarayabilir. Maddenin 0.4 molü 40.8 gram. Bu maddemizin 0.4 molü 40. 8 gram ise bu maddemizin yani X2O3'ün 1 molü acaba kaç gramdır? Buradan B eşittir. 40.8 bölü 0.4 çıkar. Virgülleri atıp 408 bölü 4 yaparsanız oradan da 102 gram bölü mol olarak çıkacaktır. Şimdi arkadaşlar bakın 1 mol demek yani 1 molün kütlesi demek MA demektir. Peki bir bileşiğin MA'sını nasıl hesaplardınız? X2 O3. Yani bu maddenin MA'sını hesaplarken içerisinde 2 tane X var 3 tane de oksijen var. Ve toplama bakın bunların toplamı 102 olacak. Evet oksijeni biliyoruz yerine yazarsak o zaman 2x artı 3 çarpı 16 eşittir 102. Burası 48 yapar. Karşıya attım eksi olarak geçti. 2x eşittir. 102 eksi 48'den 2x eşittir 54 ve x eşittir 27 olarak çıktı. Şimdi biz x'in atom kütlesini bulduk. Peki bize ne soruyordu? Bir tane x'in kütlesi kaç gramda diyor. Şimdi arkadaşlar bu bulduğunuz sonucu şöyle yorumlayabilirsiniz. Bakın x 27 dedik ya 1 mol x 27 gram diyebilirsiniz. Peki 1 mol demek aynı zamanda 6,02 çarpı 10 üzeri 23 tane x demek değil midir? O zaman ben şöyle de yazabilirim. Bu kadar tane x 27 gram diyebilirim. Soruda ne diyordu? Bir tane x kaç gramdır diyordu. Buraya da c gram diyelim. Buradan c eşittir. 1 çarpı 27'den 27 bölü 6,02 çarpı 10 üzeri 23. Yani bu durumda cevabımız A seçeneği oldu arkadaşlar. Yukarıdaki açıklamalardan hangileri doğrudur diye sorulmuş arkadaşlar. Şimdi diyor ki 32 bölü Na değeri bir oksijen molekülünün gram cinsinden kütlesidir denmiş. Şimdi arkadaşlar şöyle yapalım birinci yargımız için. Yani şu verilen açıklamayı hesaplayalım bakalım 32 bölü Na çıkacak mı? Şimdi arkadaşlar oksijen molekülü dediği için burada bahsettiğim madde O2. Peki oksijen kaç? 16. O zaman O2 kaç? 32. Peki ben bu 32 şöyle yorumlayabilir miyim? Bakın oksijen 32 diyoruz ya. 1 mol oksijen 32 gramdır diyebilirsiniz. Peki ben 1 mol yerine bunu taneli olarak yani N A tane oksijen 32 gram desem herhangi bir sıkıntı olur mu? Olmaz. Yani bu ifadele bu ifade aynı. O zaman en a tane oksijen 32 gramsa bir oksijen dedi. Yani bir tane oksijen acaba kaç gramdır? Evet bakın şurada bir denklem oluşturdum. X eşittir. 32 çarpı 1'den 32 bölü en a gram yapar. Evet ben şu verilen ifadeyi buldum ve adamın verdiği ifadeyle aynı o zaman burası doğru. İkinci yargımızda 1 gram oksijendeki atom sayısı diyor. Şimdi arkadaşlar bakın burada oksijen molekülü dememiş. Oksijeni şöyle kullanabiliriz. Oksijen 16. Şimdi bunun anlamı da 1 mol oksijende yani 1 mol oksijen 16 gram diyebiliriz. Peki 1 mol oksijen 16 gram ise ben bunu yine yukarıda yaptığım gibi şöyle yazabilir miyim? N a tane oksijen 16 gram diyebilirim. O zaman 1 gram bakın. 1 gram oksijendeki atom sayısını da şöyle hesaplayabilirim. 1 gram oksijende acaba kaç tane oksijen atomu vardır? Buradan y eşittir. 1 çarpı n a'dan n a 16 ile karşı bölüm yani alta bölüm olarak geçer. n a bölü 16 yapar. O zaman bakın burası da doğru. Üçüncü ifademizde diyor ki bir tane oksijen atomunun AKB cinsinden kütlesi. Arkadaşlar bakın üçüncüsü için de şunu söyleyebiliriz. Oksijen 16 diyoruz ya. Evet ben oksijen 16'yı böyle de yazabilirim. Eğer burası mol ise genellikle buraya gram yazıyoruz. Eğer şu şekilde yazarsak bir tane oksijen dersek bunun kütlesi de 16 AKB'dir. Bakın burası tane ise birimi de AKB'dir. Bu şekilde kullanıyoruz. O zaman burası da doğrudur. Buna göre cevabım hepsi. Yani E seçeneğidir. Verilen bileşikleri eşit sayıda hidrojen atomu içermektedir. Bu bileşiklerin molekül sayılarının küçükten büyüğe sıralanışı hangi seçenekte doğru verilmiştir diye sorulmuş arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar bakın hidrojenlere baktığımızda 4, 2, 6. Hani hidrojenler eşit demişti ya. Hidrojenleri şöyle yapabiliriz. 12'de eşitleyebiliriz. Yani 12'de eşitlemek istiyorsanız bakın bu maddenin 1 molünde 4 mol hidrojen varsa yani ben bu maddeden 3 mol alsam. 3 kere 4 12 mol hidrojen olur. O zaman bu maddeden 6 mol almam lazım. Çünkü hidrojen sayısı 2. 6 mol C2 açık alırsak 6 kere 2 12. Bu maddemizde hidrojen sayısı 6 olduğu için maddeden 2 mol alsak 2 kere 6 12, 12 yapar. O zaman bu şekilde yaptığımızda bunların hidrojen sayıları eşitlendi. Şimdi molekül sayılarını kıyaslanıyor. Molekül sayısı mol sayısıyla doğru orantılıdır arkadaşlar. Yani mollerini kıyaslamanız yeterli olacaktır. Bu durumda 6 en büyük olduğu için yani c 2 h 2 büyüktür. Daha sonra 3 olan CH4'ten o da büyüktür. 2 olan C2H6'dan. Yani seçeneklere bakarsak cevabın Evet arkadaşlar şurası hem yani soruda kullanmadığımız için çok da dikkat etmedik ama şuradaki karbonlar 3. Çok da önemli değil. Çünkü biz hep hidrojen üzerinden gittiğimiz için. Yani cevabımız B seçeneği çıkacaktır arkadaşlar. Normal koşullarda 5,6 litre hacim kaplayan karbondioksit gazı ile ilgili yargılarından hangileri doğrudur diye sorulmuş arkadaşlar. Birinci ifademizde molü verilmiş. Molünü şöyle hesaplayabiliriz. Bütün gazların bir molü normal koşullarda 22,4 litre hacim kaplıyorsa kaç mol? 11 kaç mol? 5.6 litre hacim kaplar. Buradan x eşittir 5,6 bölü 22,4. Evet bu işlemin sonucu 1 bölü 4 yani 0.25 mol çıkacaktır. O zaman birinci ifademiz doğru. İkinci ifademizde diyor ki kütlesi 11 n akb'dir. Arkadaşlar öncelikle şunu söyleyeyim bakın n akb demek gram demektir. Yani bunlar birbirine eşittir. Yani 11 gramdır demek istiyor yani. Onu da belirtelim. O zaman şöyle yapabiliriz ikinci yargımız için. Öncelikle bu maddemizin MA'sını a'sını hesaplayalım mol kütlesini. Karbon 1 tane yani sayısı 1, 1 çarpı 12'den 12. Oksijen 2 çarpı 16'dan 32. Topladık 44 çıktı. Daha sonra şu formülü kullanabilirsiniz. Bakın mol eşittir kütle bölü. Mol kütlesi molümüz 0.25 kütlemizi bilmiyoruz. Mol kütlemiz de 44. 44'ü karşıya atarsanız yani 0.25 ile çarparsanız bu işlemin sonucu 11 gram olarak çıkacaktır. Bakın ne dedik? 11 gramla 11'e AKB aynı şeydir. Burası da doğru. Üçüncü yargımızda diyor ki 0.75 tane atom içerir. Arkadaşlar maddenin molünü bulmuştuk. Bakın eğer atoma geçmek istiyorsanız yapacağınız işlem şudur. Maddenin molünü alıp içerideki atom sayısıyla çarpıyorsunuz. 2, 1 daha 3. Yani 0.25 mol çarpı 3'ten burası 0.75 mol ato atom olacaktır. Bakın atomların molünü bulduk ama taneye çevirmemizi istemiş. Molü taneye çevirirken ne yapıyorduk? Molün üzerine çizip yerine Na tane yazabiliyorduk. Yani burada o zaman bu ifademiz yanlış oldu. Şu arada taneden önce na ifadesinin yer alması gerekirdi. O zaman üçüncü ifademiz yanlışsa cevabımız 1 ve 2. Yani b seçeneği olacaktır arkadaşlar.